genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk'ten tercih zamanında siz değerli öğrencilere yol gösterebilmek adına birbirinden kıymetli konukları ağırlıyoruz. Ve bugünkü konuğum Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doktor Mehmet Altuğ. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hem eğitmenler için hem öğrenciler için son birkaç yıl pandemi başladığından beri aslında oldukça zorlayıcı ve stresliydi. Belki de eğitimde bir dönem aşıldı, bir çağ atlatıldı ve daha hızlı aksiyon alındı. Peki bu dönemi siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Evet, kesinlikle pandemi yaklaşık iki yılı aşkın bir süre ter alanı, her sektörü, ciddi manada etkiledi ve inanılmaz değişimler yaşattı. Eğitim belki de pandeminin en fazla etkilediği sektörlerin başında geliyor geliyordu. Çünkü asla kesintiye uğramaması gereken, devam etmesi gereken bir süreçtir eğitim. Onun için de hızlı aksiyonlar almamız gerektiği, farklı yöntemlerle eğitimi devam ettirmemiz gerekti. Bir de özellikle siz sağlık alanında hizmet veren bir kurumsunuz. Kesinlikle. Zaten sağlık hizmeti asla 7 günü, 24 saat, 365 gün devam eden bir hizmet. Eğitimde de dediğiniz gibi sağlık eğitiminde de bu bunu mutlaka özellikle uygulamalı eğitimlerin devam etmesi gerekiyor idi. Bu anlamda biz Lokman Ekim Üniversitesi olarak gerçekten çok hızlı aksiyonlar aldık ve pandeminin başından itibaren uzaktan olması gereken eğitimlerde uzaktan ama büyük kısmını da yine yüz yüze hem laboratuvar eğitimlerimizi hem uygulamalı eğitimlerimizi hatta teorik eğitimlerde de sürecin büyük kısmında yine yüz yüze eğitim vermek suretiyle her türlü tedbirleri, önlemleri almak suretiyle eğitimi devam ettirdik ve çok şükür pandeminin neredeyse artık bitmiş olduğu bugünlerde eski düzenimize tekrar gelmiş olduk. Çok şükür diyelim tekrardan. Evet, çok şükür. evet. Okulun genel özelliklerinden bahsedelim mi biraz? Beş fakültemiz bir meslek yüksek okulumuz bulunuyor. Bu fakültelerimiz ve programlarımızın tamamı sağlık ile ilişkili bölümler ve programlardan oluşmaktadır. Şu anda üniversitemizde 16 5 fakültede 16 farklı bölümümüz. Bir meslek yüksek okulunda da 11 farklı program ile eğitim hayatına devam ediyoruz. Aslında üniversite olarak bizim yaklaşımımız şudur. Öğrenci, üniversite öğrencisi liseden üniversiteye geçtikten sonra artık tüketici olmaktan çıkıyor çıkmıştır ve bizim anlayışımıza göre artık eğitimde üretici olmaya belki de üretimin ilk basamağı olmaya adaylar olarak biz öğrencileri de görüyoruz. Onun için de üniversiteye ve eğitime yaklaşımımızda belki diğer yapılardan bu anlamda farklılaşmaktadır. Şimdi aslında yeni bir üniversite, 5 yıllık bir üniversite. Peki bu 5 yılda ne gibi bir süreç kaydedildi hocam? 5 yılda gerçekten çok çok şey sığdırdık aslında üniversite olarak. Çok güzel işler yaptık. Bir kere biraz önce bahsettiğim gibi biz öğrenciyi tüm süreçlere dahil etmeye çalışıyoruz. Bu çok Eğitim anlamında söylüyorum. Özellikle uygulama süreçlerinin içerisine de dair etmeyi. Uygulama süreçlerinde de, eğitimde de, hatta akademide de. Yani bu anlamda da öğrenci asistanlığı gibi çok güzel bir uygulamayı neredeyse üniversitemizin başlangıcından itibaren uyguluyor durumdayız. Nasıl oluyor hocam öğrenci asistanlığı? Şudur, aslında biraz önce söylediğim öğrencinin bu eğitimdeki üretim süreçlerine ee, hocalarla, e, öğretim üyeleriyle, öğretim elemanlarıyla, asistanlarla beraber e, dahil olması. onların da dahil olması. Tabiri ben. caizse oradaki yapılan projelerde, yayınlarda, e, farklı akademik çalışmalarda öğrenciler de sisteme dahil oluyor ve orada e, tabiri caizse asistanlık yapıyorlar. Bu çok güzel bir müessese. Bunu uyguluyoruz. E, son yine e, YÖK'ün e, kabul ettiği MD-PhD dediğimiz... Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin tıp fakültesinde okurken doktora yapmaları ki bu çok e, güzel bir uygulama. Bunu da üniversitemizde dört farklı e, programla entegrasyonunu sağlamak suretiyle MD-PhD uygulamalarını da başlatmış durumdayız. Yani tıp fakültesini bitiren bir öğrenci biti, e, bitirdiğinde aynı zamanda bir alanda doktora ünvanını da almış olacak ki bu e, çok değerli bir e, çalışma. Bununla beraber tıpta uzmanlık öğrencileri, diş hekimliğinde uzmanlık öğrencileri de almak suretiyle e, üniversitemiz bünyesinde uzmanlık e, uygulamalarını da başlatmış durumdayız geçtiğimiz bu süreçte. Akademik mentorluk dediğimiz, e, çok önemsediğimiz e, öğrencilere bir anlamda danışmanlık, e, tabii ki aslında bu danışmanlık genel olarak var ama biz özellikle burada başarılı olup e, farklı, Takım e, akademik talepleri olan öğrencilere de akademik mentörlük e, diye tabir ettiğimiz uygulamayı da başlatmış durumdayız. Öğrencilerimize e, kongreler yaptırıyoruz. Biraz önceki belki öğrenci asistanlığının bir devamı gibi. Öğrenci sempozyumları, öğrenci kongreleri düzenlemek suretiyle öğrencilerin tamamen kendilerinin organize ettiği bilimsel aktiviteler e, de e, yapıyoruz. E, yaz okullarımız var. Aslında bu bizim bildiğimiz üniversitedeki yaz okulları değil. Liseli... Ee, öğrencilerin üniversiteleri tanıması ee, üniversitenin içerisine girip o havayı teneffüs etmeleri adına lise öğrencilerine yönelik yaz okulları e, yapıyoruz. Ee, daha e, pek çok şeyi de bu 5 yıl içerisinde üniversitemize kazandırmış olduk. Son söylediğiniz biraz enteresanmış hocam. hani Lise öğrencilerinin evet. üniversitede bir yaz okulu alması. Evet. Ee, şimdi üniversite aslında sadece bir eğitim yeri değildir. Aslında e, bir araştırma yeridir hem çevreye katkısı vardır hem de bir ürün üretir ve onu geliştirir ve katma değer sağlar. Peki bu anlamda sizin kurumunuzda ne gibi arge çalışmaları yapılıyor hocam? Şimdi tabii kesinlikle şöyle söyleyelim. Üniversite bana göre toplumun her kesiminin kendisine yer bulduğu, orada bir şeyler üretebildiği bir platform gibi, bir zemin gibi düşünüyoruz biz şimdi doğrusu ve olabildiğince sanayi ile kamu kurumlarıyla, farklı sivil toplum örgütleriyle, toplumun birçok kesimiyle işbirlikleri yapmak suretiyle Lokman Hekim Üniversitesi'ni hayatın içerisinde daha çok neler sağlayabiliriz, insanımıza ne gibi faydalarımız dokunur? Bu anlamda gerçekten çok çalışma yapıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. E, spora e, ciddi destek veriyoruz e, işte tek lise gibi işte masa tenisi turnuvaları gibi e, dart turnuvaları gibi hem üniversite içerisinde hem de üniversitenin dışındaki dışındaki birçok yapıyla da işbirlikleri yapmak suretiyle e, üniversite olarak e, fark, farklı kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz bir örnek verirsem tek Lise mesela e, tamamen yine liseli öğrencilerin katıldıkları eskilerin ya da genel bilinen tabiriyle sokak basketbolunu biz farklı gençleri de spora özendirmek, basketbola özendirmek, belki bir takım zararlı alışkanlıklardan da uzak tutmak adına böyle bir turnuvada da bir araya getirmiş olduk. İnşallah geçen sene ilkini yaptık. Bu yılda ikincisini yapıp geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz bu da. Bu anlamda da üniversite olarak hayatın içinde ol olmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi hastanesi olan bir kurum olarak çok avantajlısınız. Hem öğrenciler de avantajlı. Çünkü e, sağlık alanında eğitim alıyorsa bir öğrenci zaten uygulamanın e, içerisinde olmak zorunda. Peki öğrenciler e, üniversitenizden mezun olduktan sonra hastanenizde e, istihdam sağlanabiliyor mu hocam? Ee, kesinlikle istihdam sağlanabildiği gibi biz istihdam garantili bir takım başarı burslarımız var. Bununla beraber bir de maddi burs da veriyoruz aslında. Yani hem istedim garantisi hem de bu öğrencilerin bir kısmına da maddi burs da temin ediyoruz. Bu çok gerçekten anlamlı bir uygulama. Özellikle bazı branşlarda hem hastanelerimizin hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu bazı branşlarda öğrencilerimize burs vermek suretiyle. Aynı zamanda onların istihdama da hızlı bir şekilde kazandırılmalarını amaçlayan bu programlarımız var. Hastanelerimizin öğrencilerimize özellikle lokum Hekim hastanelerinin, grubun hastanelerinin çok büyük katkıları var. Onların uygulamalı eğitimlerinde, stajlarında gerçekten onları farklılaştıran ki sağlık eğitimi neredeyse %50'den fazlasının uygulamalı olduğu hasta başı ya da laboratuvar ortamında sahada olması gereken bir eğitimdir. Bu anlamda da hastanelerimizin böyle bir eğitime desteği ve katkısı oluyor diyebilirim. Şimdi artık böyle çok kültürlü ortamda okumak, öğrencilere de çok katkı ve fayda sağlayan, vizyon açan bir eğitim sistemi oluyor. Hem de öğrencilerin, ya da yabancı bireylerin tekrar kendi ülkelerine gittikleri zaman bu Türk kültürünü anlatıyorlar hani bizlerin aslında biraz böyle kültür elçiliği yapıyorlar diyebiliriz ve yine aslında bizim öğrencilerimize de çok büyük katkılar sağlıyor hem yurt dışına gitmek hem de yurt dışında projeler almak projeler yapmak gerçekleştirmek bu bağlamda üniversitenizde uluslararası işbirliklerine durumda hocam. Ee... Üniversiteye bir şöyle bir tanımlama yaparsak aslında üniversite demek zaten dünya insanı yetiştirmek, yetiştirmek demek. demek, dünya çapında ve tüm insanlığı hedefleyen bir takım faydalar üretmek demek. Aslında böyle bakmamız lazım. Yani bizim üniversitelerimizin kamu üniversitelerimiz olsun, vakıf üniversitelerimiz olsun hedeflerimizin bu olması gerekir diye düşünüyorum ben. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz artık dünya e, klasik tabiriyle artık e, kocaman bir köy haline gelmiş oldu ve e, bir uçtan öbür uca ulaşım o kadar kolaylaştı. Pandemide de biz bunu gördük. Eski salgınların e, lokal kaldığı, bölgesel kaldığı ama bir korona virüsünün neredeyse ertesi gün dünyanın öbür ucuna e, ulaştığı ki bu da aslında bir, bir anlamda bu erişimin, ulaşımın ne kadar da kolay olduğunu, iyi tarafı var. Tabii böyle kötü tarafı, kötü da, tarafı var, da, da var. E, düşünürsek biz artık yetiştirdiğimiz e, gençlerin, öğrencilerin, mezunlarımızın e, dünya insan olmasını hedefliyoruz ve buna yönelik e, çalışıyoruz. Bu anlamda uluslararası öğrenci e, ve uluslararası akademisyeni çok önemsiyoruz ki şu anda üniversitemizde e, neredeyse %10 öğrencimiz uluslararası öğrenci olarak. Eğitim almaktadır ki bizim için bu çok değerli bir orandır. Aynı zamanda uluslararası birçok ülkeden akademisyenimiz var. Biz bunların sayısını her geçen gün biraz daha artırmaya çalışıyoruz. Ki eğitimin mutlaka bu anlamda kalitesini ve çeşitliliğini artırmamız gerekir diye düşünüyoruz. Hocam çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldi. Kıymetli bilgilerinizden dolayı tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Son birkaç e, e, öğrencilerimize e, ta, tavsiyem olur. Tabii buyurun, buyurun derseniz, hocam. Onları da ki, ben buyurun, e, hızlıca e, özellikle de aday öğrencilerimize birkaç bir şey söylemek isterim. Tabii ki buyurun derseniz. hocam. Aday seçimine, e, de aslında bir şekilde karar verdiği alanla ilgili e, mutlaka e, şunu yapmasını ben öğreniyorum öğrencilerimize, velilerimize. En objektif bilgiyi aslında Nasrettin Hoca'nın tabiriyle, Damdan düşenden alabilirler. Mutlaka o üniversitelerde karar verdikleri ya da düşündükleri üniversitelerde okuyan öğrencilerle mutlaka temasa geçsinler. Bu çok onlara objektif bir yönlendirme yapacaktır. Aslında ilk ağızdan referans almaları Kesinlikle. çok önemli. İmkanları varsa o üniversiteyi, laboratuvarlarını, derslikleri, sosyal imkanlarını, fizik imkanlarını, dijital ve fiziki anlamdaki kütüphanelerini mutlaka ziyaret etmeler diye düşünüyorum. O üniversiteleri diğerlerinden ayıran ne gibi özellikler var? Bunları mutlaka bakmalar, tabii. onları yönlendirir diye düşünüyorum. Klasik anlamda eğitimde tabii neler yapılıyor? Az çok her üniversite bunları yapıyordur. Onun içinde de onların farklılaştırıldığı alanları ve aynı zamanda da öğretim kadrosunda Bulunan öğretim üyelerini, öğretim elemanlarını da e, mutlaka incelemeler çok ona göre de Doğru. tercihleri yapmalar diye e, tavsiyede bulunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de bu değerli tavsiyeniz için öğrenciler adına şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun geldiğiniz için. Sizler de çok sağ olun. Size de iyi yayınlar, başarılar diliyorum. Teşekkürler. Tercih zamanı burada sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.